Genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kendi hayvanlarımıza işte bakıyoruz. Sabah erkende saat 5-6 civarı. Saat 8 gibi üstümü değişip odaya gidiyorum ve odadaki işleri yürütüyorum. Akşam geldiğimde yine saat 4.30-5 gibi hayvanlarla uğraşıyorum. Kurbanlık için topladık. Kurbana kadar bazen işte dışarıda gelen, başka illerde gelen müşterilerimize satabiliyoruz. Ama satılmadı. Biz kendimiz kurbana götürüyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz çünkü bizim tek geçim kaynağımız burada. Başka bir gelirimiz yok. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Bir de bizim bu bölgede yani genellikle %100'ü, şu anda %100'ü hep hayvancılıkla uğraşıyor. Dışarıki illerimize mesela bunu da söyleyebilirim. Kars 81 ile hayvan gönderen tek bir il. 81 ile. 81 ilin tamamına hayvan gönderen tek bir il. Biz böyle bakmasak onu da karşılayamayız. Yani Türkiye'nin ihtiyacını karşılayamayız. Ben bakacağım, başkası bakacak. Ona göre gereken yapılacak. Maliyetlerimiz çok yüksek. Şu gördüğümüz hayvanın tanesini 5 bin, 6 bin lira alıyoruz. Bu Kurban Bayramı'na kadar bize 13-14 bin liraya mal oluyor. Kurbana götürdüğümüzde orada 14-15 bin lira satma şansımız yok. Maliyetler yüksek. Mesela bu sene aşırı derecede yem fiyatları yüksek. Girdi fiyatları yüksek. Samanın kilosu 1000 lira. Yemin torbası 120 lira. Bakıcısıdır, şudur, budur. Yani bize maliyeti çok yüksek. Yani geçen sene bu zaman bu hayvandan daha çok hayvanı vardı. Bu sene biraz azalttım. Yani böyle gittikçe bir ben mesela şu anda ayakta durmaya çalışıyoruz ama çoğu insanlarımız bunu bırakıyor yani bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü maliyetler aşırı derecede yüksek. Yani bizim şu anda arpa fiyatlarımız ilk çıktığında ithal arpa geldi, fiyatlar düştü. Arpa fiyatlarımızın fiyatları düştü. 1600 liradan 1400 lira kadar düştü. Ama yem fiyatlarımız 75 liradan 120 liraya çıktı. Yani bu konuda devlet bir destek vermesi gerekiyor. Yani hükümetimiz şu anda çiftçilere bir üretim için besiye destek vermesi gerekiyor. Geçen sene bu zaman besicilerimiz Ankara'da, İstanbul'da ben mesela görüşüyorum. Her gün takip ediyorum. Geçen sene bu zamanlarda, bu tarihlerde 38, 39, 40 liraya kesim yapılıyordu. Şimdi 32 lira. Yani biz bu hayvanı bir sene besledikten sonra götürüp 32 lira kestiğimizde yani hayvanın sermayesini boş ver, maliyetini çıkartamıyoruz.